Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a şükür iyiyim. Evet, bugün üçüncü gün videomu devamını izliyorsunuz. İzleyeceksiniz. Nasıl yola çıktım? Aslında dediğim gibi hep anneme söylemiştim, kendime söylememiştim. Şimdi hep birlikte güzel bir Kırşehir yolculuğu yapalım. Türkiye yolculuğu yapalım. Ne dersiniz? O zaman size iyi seyirler diliyorum. Şimdilik de videomun kapanışını yapıyorum. Çünkü videonun devamı da olacağı için böyle her gün sizin için böyle ufak ufak açılışlar yapacağım. Tabii ki bu arada boş kalmıyorum ve burada devam çekiyorum. Elimden geldikçe bir şeyler yaptıkça daha yol yorgunuyum. Biraz atlatmam lazım. Ondan sonra şimdi diyeceksiniz ki arkada bir şey var diye. O ne? Bizim duş kabini kırılmıştı. Yani kırılmak üzereyken zor kurtardım. Yeni sipariş ettik. Abim onu yapacak. Hafta içi dedi. Söz dedi. Geldiğinde, yaptığında tabii ki bunların hepsini sizler için çekeceğim. O zaman sizi ilk önce Allah'a, sonra kendinize emanet ediyorum. Bir dahaki vlogda görüşme dileği. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, beynize göre ayarlanır ve tekrar açılır. Emniyet tedbirlerini içeren bilgiler önünde koltuk cebinde, ön panelde veya koltuk arkalığında yer almaktadır. Exit kelimesi belirtilmiş ağa çıkışlarının yerlerine özellikle dikkat ediniz. Uçağımızda 8 ayetan çıkış bulunmaktadır. Bulunan 2 son bölümde 4'e kanat hizasında ve 7'e arka bölümde yer almaktadır. Yerdeki ışık çelikleri sizi bu çıkışlara yönlendirir. Acil durumda uçak tahliyecektir. Bu durumda bagajlarınızı uçakta bırakmanız gerekmektedir. Kabin basıncının düşmesi durumunda başınızın üzerindeki panelden otomatik olarak oksijen maske kesilecektir. Oksijen akışını başlatmak için maske yeterse kendinizi doğru çekin. Yan bantlardan çekerek ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüzü yerleştirin. Normal nefes almaya devam edin. Çocuklara ve diğer yolculara yardımcı olmadan önce kendi maskeyi takın. Takmadan önce yüz maskenizi çıkartın. Çeyrekleri boş üstü panellerinde bulunmaktadır. Uçağınızdan ilgili bir taktığından belirtilen versiyon 2 çeyreği mevcuttur. Kapı ekibine parmak üzerine cazili başınızdan geçirin. Çevir ikiyle takım ve kemeri çekerek girin. Çay şart gitmeden hemen önce kırmızı bir çekerek cazileyi düşürün. Gerekleri bile kullanabilirsiniz. Uçağın kantistan çıkışlarından terk ettiğiniz gerekirse cazileyinizi dışarı çıktıktan sonra Tell me your mother not to get in the way. Give her a
çıkıyoruz. Ankara'dan çıkacağız zaten baba. Evet. Şurada böyle binalara geliyorsunuz. Burası Ankara. Keçiören ne? Esertepe. Esertepe burası. Evet. Palamgil'de kaldık. Çekemedik çünkü bayağı yoğun geçti. Kimse yoktu tabii. Mesafe falan yok yani bizde. Akşam kahvaltı, sabah kahvaltı, gece kahvaltı, yatsı yemeği, gece yemeği, kahvaltı falan işte anca. Şimdi yola çıktık, saat Türkiye saati 12, Almanya saati 10 diyelim. Yola çıktık. 20 geçeyi boşver baba ya. Düşe zaten. Düşe kaka söyle. Çevre yola çıkıyoruz şimdi. Evet şimdi aynen. Çünkü Kerem dostu arkadaş. Bilmiyorum sokacak oraya bir şey ya. Ya şimdi bana iş çıkardı. Hep kesmek zorunda kalacağım buraları. Ana söyleyeyim. Ana kes. Olsun. Ben bilmiyorum. Şimdi güzel söylüyor. Manzara göstereyim size. Özleyenler için gelsin arkadaşlar. Çünkü yaşayanlar zaten görüyor. Evet, buralar böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani böyle bir binada oturmak istemezdim. Babam gibi bir kere böyle bir binada oturuyordum Manisa'da. Böyle yüksek. Ay yok. Benlik değil valla. Oturmasın. Altında döşetse istemem ki böyle yüksek bina. Yok ben de istemiyorum valla. Balkonlar da fazla değilmiş diye. Ama soldaki binaları basamıyor. Şunlar da baya modern duruyor ama ha. Balkonlar baya modern. Ebrişimden fazlası oturuyor. Bir bina ebrişim hepsini alır ya. Lan Tepeköy de yanına alır. Meşeköy'de hepsi. Belki şehirde Meşeköy'de yanına alır. Evet. Hadi bismillah diyelim. İnşallah 2 saate kadar Kışehir'de oluruz. Sürücü kursu. Sürücü kursları burada. Allah kolaylık versin sizlere de. Ankara form burası. Yanı bak Ankara form yazıyor. Form Ankara pardon. Ters okudum. Form Ankara burası. Burada alışveriş yapmasını seviyorum. Gezmesini de seviyorum. Güzel kapalı alan. Ama işte şimdi bu zamanlarda da AVM'ye gidilir mi? Soru işareti. Almanya'da her yer kapalı. Gidemiyoruz. Kışehir'de de zaten AVM gibi bir yer yok. Her şey açık alanda. Yapılıyor değil mi? Bilmiyorum. Evet yapılacaktı. Başladı diye biliyorum temeli. Bakalım. Evet, şöyle size göstereyim. Hava da güzel. Cegidat'ta elime alıp arabaya geçtim. Çünkü bayağı ılık. Öyle söyleyeyim. Camlar tozu alınıyor. Evet biz devam gidelim. Arada böyle açarım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar Elma Dağ'dayız. Hatta Elma Dağ'a çıkacağız ya da çıkıyoruz. Geç kaldım açmakta. Karlar orada var. Şöyle tepelerde karlar var. Hava bayağı bulutlu kapalı yani ama güzel. Ha, Türkiye olsun. Olsun. Hava kapalı olsun. Vardı, evet demin güzel güneş vardı Ankara'da. Evet şimdi yağmur da atıştırıyor. Tam oldu. Burası Türkiye, her şey burası. Baba burası 70'lik kaçla gidiyorsun acaba?
bir de bana diyorlar çok hızlı sürüyorsun. Evet. Burası Elmadağ. Elmadağ'da veda ediyoruz yavaş yavaş. Bir sonraki durakta görüşürüz. Dediğim için görüyor musun? Ya işte bu şehrimde, bu şehirde çıktım gerçekten. Yani yollara düştüm, yollara.
galiba hani çok kişi gelemiyor koronadan dolayı. Hasta olanlar var, tedavi görenler var. Hani belki 4-5 senedir memlekete gelemeyenler var. Anneciğim, ne yapıyorsun? Vallahi sağa sola temizledim. Daha iyice bitmedi. Şimdi bozulacak şey. Neler getirdin Türkiye'ye? Ah, neler getirdim? Almanya'dan Türkiye'ye götürdüğünü bir ay. Türkiye'den Almanya getirdiğini biliyor. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye neler getirdin? Ya şimdi Almanya'da az tadımız oradanın. Çok ne alışmış. Yerine oradanın gavdasını yani Hollanda peyniri alışmış. Burada da bulamıyorum onları. Yani burada kaşar peyniri alıyorum hiç sanki ot yiyorum gibi yani. Yani ot ondan yani daha lezzetli. Yani bir yani şeyin tat alamıyorum yani. İşte öyle şeyleri kendime getiriyorum. Yok yapıyorum kendime. Şokolata, şeker, şu bu. Onu da yani giden gelen olur önüne koymaya. Aynen öyle. Evet. Çocuklar hemen buzluğa girecek zaten, evet. Değil mi? Şunlar bir çantaya getirdim. Şunun içinde ne var anne? Ne? Şu mavinin içinde ne var? Bir dakika ne? Şu mu? Hı. Orada bizim cevizler var. Bak evet. Orada bizim ceviz. Burada orada da cevizler var. Burada cevizler var bu senin. Enişteden de aldı. Oh. Afiyet olsun. Efendim. Mesela ekmek yapıyor. Unun adı ne burada? Bilmiyorum ki. Ta ununa kadar getirdi yani. Valla. Hatta yük hakkı yetmediği için 10 kilo yük hakkı alacaktı. O da yetmeyecekti zaten. Dedim ben bir şey koymadım kendim. Fazla bir şey getirmedim. Kahveme getiriyorum. Evet, ondan bende de var. Benim ben başka maalesef kahve içmiyorum. Sadece onu içiyorum. Süzme kahve. Evet. Dedik şokolata. Şimdi annem bu kadar çikolatayı kendilerine almıyor. Gelen gidene sürekli i̇şte olduğu için. Magnezyumu getirdim. Vitamin C'si getirdim. Bu da var mı yok bilmiyorum. Tabii. Bir de buranın köşekleri çok yüksek. Kaç senedir beri dolapta duruyor, hiç kullanmıyorum. Bari götüreyim de onu orada kullanayım. Onu bari bir yıkayayım da. Şimdi eşya koyduydum. Evet. Ben buraya gidiyorum Dilek. Aha annem buraya. Aha. Oo, o nasıl valiz kız? İki taraflı maşallah maşallah maşallah. Evet. Yani valiz başına 30 kilo hakkın var şeyde. Benim valizler 30 kiloya bile gelmedi. Daha bir sürü hakkım vardı. Annemkiler maşallah. İşte bir doldum. Evet. Döndü halamdan Ankara'dan da bu güzel şey ne diyorlar terlikleri yürüdüm. Leopar dedim tam benlik al götür dedi. Tamam halacığım sen yeter ki işte dedi. Hani biz geliyoruz hemen geri bir tarafta da doldurmaya bakıyoruz. Yani bir boşatıyoruz bir de gidişini düşünüyoruz. Evet, alışveriş gidemedim. Giden sene işte bir yani ayakkabı kapalı o yüzden bir şey alamadı. O evet. Da evdeki kendi fazlalık ayakkabılarını evet, buraya getirdi evet. Bu kez. Orada yeni alamadı. Onları taşınmacılık da yapmak istemiyor artık. Evet. Oo, vasat. Damadım maske satıyor. Ha, poşet var burada. Ha evde vardı. Ona da getirdim. Yani evde nasıl bir sene evet. Boş duracak. Maske buraya. Bıçaklardan ben de getirdim anne. Ne? Bıçaklardan ben de getirdim. Hmm. Evde ne varsa getirmiş. Maşallah maşallah. Diş macun var gelecek sene. Senin sona doğru bitiyor tarihi. Evet onu ben çektim. Evet ona da boya malzemesi. Burada yok o yüzden Almanya'dan getirdiler. Yok canım burada var da. Bunu bir aldık. Bunu bir aldık. Şimdi arçıları arçıları süreceğiz ya. Hani karınca yemesin, böcek yemesin.
Ha, buna iyi dedik, vardı. Action'dan alt yani, kaçı kaç yani. Buraya girip de dünya para vereceksin yani. Evet. Derin derin. Bu. Mesela bunlar burada çok pahalı. Evet. Neymiş pahalı olan? Bakın şuna arkadaşlar. Kampanya vardı. Üç tanesi. Bir, üç tane bir şeyin içinde. Hı hı. Aldım, tuvalete takıyorum. Ben seviyorum onun kokusu. Hah, ama tuvalet güzel kokuyor. Bu işte amcanın malzemeleri. Evet, şey. Şeymiş bu ya. Tornavida falan filan. Ne bileyim, hani dutkal gibi makineleri var. Isıtıyorum ya böyle çubuk, senin de var ya. He, şey sıcak yapışkan. Öyle şeyleri bunlar. Evet, bakın burada şimdi ne var? Civota var. Babamın giden sene aldı. Bu sene ben hiçbir şey almadım. Everkun. Kapalıydı, alamazsın zaten. Everkun. Everkun. Sağa sola eve bir toparladım. Çektim ama bunu da koyayım Türkiye gitsin. Onu da koyayım, onu da koyayım. Bodruma koydum. Şimdi de gerekeni hepsini aldım. Valize soktum ya. Ya görüyorsunuz bir Almancılığın valizinden neler çıkıyor. Bunlar da işte amcanın hapları, paketlemiş. Evet, sabah, öğlen, akşam yemeği. Evet. He. Onları da şuraya koyayım. Sonra evet. Aramayalım. So. Burada mesela yazın günü ağaçlar, asmalar dolayısıyla kelebek oluyor. Ufak ufak, yavru yavru. Ben de bunu aldım, duvarları takıyorum. Ona da oraya yapış yapış kalıyor. Oradan bir kokusu var, onu seviyorlar. Sen senin kankilerine bir gösterdin mi Dilek? Ha. Bunu da Dilek giden sene bir aldı şişeler içine. Ha. Getiremedi, şeyden, yer yoktu geçerliğine. IKEA'dan onu... Evet, bu sene götüreyim. Dükkanlar kapalı olduğu için... Baba, bu sene dükkanlar, mağazalar kapalı olduğu için evimizi boşalttık. Ondan sonra evet, evet. Ondan sonra hadi dedim şey, Türkiye'den hani o mutfak şöyle led yaptırayım. Ha, ha. Onu aldım, bir tane daha şey var onun. Bu onun akusu mu, trafosu mu, trafosu mu neyse. Hı. Yani buradan götürdüm. Oraya şimdilik çektim, benim zaten dolapta lambalarım vardı ama çalışmıyor. Geri getirdin. Hayır, şey, kumandosu çalışmıyor. Hı. Ya yavrum Talip dedim, bir bakıver ya. Anne diyor onun şeyse prizleri varmış, onlar bozulmuş, onlar almıyor. Bunu hiç takma dedi, ben sana onu yaparım. Geri benim mutfağın alt lambaları, üst lambaları yaptı. Bunu da şimdi? Bunu da geri Türkiye getirdim. Ona da galiba bahçenin konteynerin arkasını ışık yaptırayım. Vay. Ziyan olmasın. Evet, valizimiz bir valiz boşaldı. Evet, ikinci valize geçelim. Şurada kıyafetleri boşalttı annem. Normal bunlar, kıyafetleri. Bunlar ne? Evet. Valla onu da ben de bilmiyorum. Bakayım. Peynir. Evet, Hollanda peyniri. Oraya koyamam. Şuraya koyayım. Bu da Franz Brandwein. Hani bacaklarının kan akmasını onu içine mi koydun? Hepsini buna koydum. Bak şey. Maşallah. Heh, onu oraya koy. Öyle şey boya moya makyaj benim şey yapmıyorum ama çokmuş yine ama. De yanımda götürüyorum. Aynen götürüyor getiriyor. Evet. Başka bir şey yok. Ondan sonra biliyorsunuz burada krema çok koyu olduğu içine şiştin miydi? Hani pasta içini yaptım bilmiyorum. Böyle yağlı yağlı oluyor. Düşündüm yani. Ancak sos da şeyle kullanılıyor. Buradan istedim. Bunları pastayı mı aldın? Buna diyor. Hani yazın günü belki pasta şey derim. Tarihleri de uzun. Ha sos da yaparım. Şey de yaparım. Bundan fazla aldım. Getirmedi zaten. Bundan çektim. Tabii. Olmazsa olmaz. Sosu. Burada yok muydu anneciğim? Elhamdülillah. Selamın. Selam.
Evet, sana böyle bu taş malz getirdi. Ya o bak form içine. Başka evet, bir yerde kullanmıyorum. Böyle küf peynir. Bunu evet. da özel almadı yani arkadaşlar. Bak, evde buzdolapta olanı getirdi. Yok yok bunu aldım. Bunu alır mı? Ben burada bulamam ki böyle. Ha pardon. Pastırma. Burada pastırman daha iyisi diyor ama bize sert geliyor. Ona sabahın böyle şimdi bahçe bileyim. Şeyi getirmiş. He, onu dişlerini kapattırdım da bir yeri ağrımasın böyle. Sonra şu benim krem peynirlerden getirilmiş evet. yemeğin içine kullanıyorum. Annem kahvaltıya kullanıyor. Evet. İşte burası böyle arkadaşlar. Kahve. Ondan sonra şöyle ufak Meksika mısır konservesi burada zor bulunuyor. Tamam başka da bir şey yok zaten. Bu valizde salata bitti. Salata yapıyorum. Makarna salata. Bunlar güzel oluyor. Vallahi arkadaşlar annem sadece bu valiz değil. O valize değil. Daha benim valizim birisi anneme ait ama karışık. Karışık ama dolu. Ama seni bu kadar getirmeyeceğim. Yani. Anne emin misin? Bak video kayıt alıyorum. Evet eminim. Her sene aynısını söylüyor ama maalesef gelirler oluyor. Hani malzeme olarak burada her şey var aile yani aynen, getirmen aynen. gerek yok yani. Ha evde vardı getirdim bu sefer. Ha buradan getireceğim geri seni. Fabrikaya söyleyeyim mi göndersin bize? Bir karton buraya göndersin evet. değil mi? Şöyle boğaz burada. Ha öyle de. Evet şimdi gelelim hazineye. Şimdi gelelim hazineye. Evet, buraya. Bu ceketi Aldi'den aldım. Ablama bir tane aldım. Kendime aldım. Hiç de bakmadım. Bir bakın giyme istedim. Ah kaçış varmış. Ha dedim Ankara arabacım onu bana yapar. Çanta arabada kaldı onun içine. Yapamadık. Aile. Bu da babam kışlık yani, şapka. Bu da babasının şapkası. Olsa böyle benim rendeden. Sana bir tane rende getirdim. Şeker var. Ne kadar şekeri var. Dırın dırın. Güzel mutfak ay banyo havluları getirmiş. Ondan sonra bahçımı istersen bir tane aç da bir baksın. Anne bahçe elinde zaten. Yok ben onlar paketledim de boz olmasın. Sonra bir sararım ya. Bunlar ama şimdi almadı. Bunlar önce ha, geçen seneden. Onu yine sene aldım. Yük ben şey etmedim. Ha, bunu şurada böyle, bir çomak çomakları var. Hani ağaçların yanında koyun diyorum. Işık, ışık olsun. Hı-hı. Onu şuraya koy da şey sonra geri sarayım. Şunları bir al. Ben bakıyorum burada var, ne yok. Dur şu elimi alayım. Kaç tane? 4 tane. Büyük ya onlar. Daha şey vardı senin de vardı aşağıda. Benim yuvarlaklar var. Ha, bu şey. Neyse ben de bir dahakinde getiririm. Evet, bu da annem emek, bu da, ekmek yapma formu. Bu da benim. Dur şeker al. Aha içine geri hazine. Yani gene boş gitmesin diye şeker çektim. İşte bunun içinde ekmek yapıyorum. Vazgeçilmez benim şey. Dedim onu götüreyim. Şuraya koyayım. Onları ne halle? Onları ne hallerle getirdik? Ya. Evet bu da boşaldı diyeceğim boşalmadı maalesef. Daha bir de bunun yanları var. Ya bu yıkanacak bu üstüm değildi. Heh, evet. Böyle orada son, dakika kaldı. Son saniyede çıkardı üstünden. Ay yırtılır. Çantanı şey şuraya evet. koy. Gene burada bir boğaz çıktı. Ha. Şimdi fikire bunları bulamıyor. Bunlar tuzlu fındık. Bunlar oraya koy o babişkonun şeyleri. Heh. Giren gelen olur. Bir çerez koyarsın. Evet. Sökül bakayım. Orada ne var? Bu da hap var. Taş koka var. Kıpkı var yani. Diş fırça. Diş macun. Onları banyo koyarım. İşte göz damla kaplosu. İşte. Tohum mu? Isırgan otu. Isırgan otu getirmiş. Tohumu getirdim. Al işte arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz neler geldi. Vallahi... Hele benim valize neler var siz bir görseniz. Evet. Giderken hani valiz banda veriyorsunuz, hı-hı. şey yapıyorsunuz, kontrol ediliyor. İki çanta aynı renk, aynı şey model. Torun ikisini aldı gitti. Birinde bir tost makine var, birinde şu kalp yani şey var. Ekmek kalbi var. Birisi şu yani. Şimdi çanta açıyor.
Diyor. Bas işte yani onun içinde ne var? Ya dedim orada tost makine var. Yok dedi. Tost makine benzemiyor diyor. Ha dedim o zaman bu şey var. Lamba, yine lamba açtılar falan içine baktılar yani. Adam kadın diyor ki bizim kadın gözümüzden bir şey kaçtı. Biz öyle bir tane tost makine hiç görmedik. Çok değişik bir tost makinemiş. Yeni teknoloji diyor. Çantada valizin. Bayağı komikti yani. Evet. Yani bizim gelişi azıcık maceralı geçti. Evet. Zordan evet, burada da peynir. Peynir. Şeker. Evet bunlar şey naneli şekerler falan. Böyle. Aa, bunlar da öyle. Oo anneciğim. Maşallah maşallah. Bunlar da jelatin. Buraya buluşalım. Yani şimdi diyeceksiniz ki Dilek de oturuyor anası yapıyor. Onun için, o da kaplı bak. Şimdi diyecekler anası yap, anası çalışıyor Dilek. Şimdi arkadaşlar ben nereye içine getirmedim. Nereye koyacağımı bilmiyorum o yüzden. Bu da biliyorsunuz şey fazla kullanmıyorum ama bazı böyle brokoli gratin falan evde hazır bulunsun diye. Evde hazır bulunsun. Bazı işlerimiz çabuk olması lazım. Evet. Zo. Evet. Basama noh, daha noh, salam. Bas istersen. Ha. Bu da Türkiye'de olmayan kuru soğanları. Kurutulmuş ekmek soğan. Da, ekmek de ekmeğin içine kullanmak için. Dırım dırım dırım. Açayım mı? Sen aç. Dırım 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 dırım. Bir şey var mı daha? Santralko soktu bir şey. Ha. Valla teyzem aldı aldı soktu ha, içine. Bu şey. Bak Türkiye'de bunu bulamıyorum. Mesela tüpe diyor yani 1050. Un bulamıyorum. Almanya'dan aldık. Geldi. Bir tane mi aldın? Bir tane. Zaten olan 100 gram diyor şey diyor. Belki burada bulurum diye şey ben şey dedim. Ya. İşte burada da hazır şeyleri. Tarih geçmesin. Dolaptaydı yani. Almadım yani. Bu da meşhur KitchenAid tost makinesi. Tost makine, tost makine dedin. Başımın etini yedin. Al sana tost makine. Kafana geçirebilirsin. Baba ne arıyorsun? Almanca. Almanca. Evet, bu da KitchenAid'in tost makinesi. Çifte tost. Ya baba bunlar mı? Şunlar mı? Senin malzeme hep orada. Evet, şöyle. Babam arayışa çıktı. Bunu Dilek'le Hollanda'ya gittik. Hollanda değil, şeyden aldık. Belçika sınırından. Ha, Belçika. Kitchen Eaten'in depoları varmış. Var değil. Seni de bir geliyorlar. Çorap. Sen ne istiyorsun? Yeşil çorap. Çorap koyduğum şeyin üstüne. Vallahi.